Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten muhteşem bir paket açılımı yapmayı planlıyorum. Umarım güzel bir paket açılımı olur ama gerçekten çok güzel paket açılımı olacak. Ve bir tane de elit oyuncu almaya çalışacağım kadro kurma görevlerinden. Alamayabilirim ama büyük bir ihtimal alırım gibi geliyor. Çünkü açtığım paketlerden tamam 18 tane altın oyuncu çıkacak. Ve bu 18 tane altın oyuncuyla da yani herhalde bir şeyler yapabiliriz. Evet, ben umuyorum. Ve belki elit de çıkartırım. Evet, yaşasın. Ve arkadaşlar bu videoda gerçekten abi bütün izleyen, beni desteklemek, benim videolara devam etmemi isteyen herkesten beğeni butonu bekliyorum. Gerçekten çok önemli. Öylesine izleyenler değil ama gerçekten yarın da videomu atmak isteyen like butonuna bassın. Çünkü abi dünkü video çok az izlenmiş. Şu ana kadar kanalın en kötü dönemindeyiz, onu söyleyebilirim hiç şey yapmadan. O yüzden like atarsınız, desteklemiş olursunuz. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Videoyu Facebook gruplarında falan paylaşarak da destek olabilirsiniz. Ama yeniyseniz hoş geldiniz. 100 milyonda tam destek, abone olun. Son 2000-3000 abone falan kaldı. Evet arkadaşlar, haydi bakalım başlayalım. Şimdi bu arada demeyeyim, şimdi diyeyim arkadaşlar. Şimdi hemen ben direkt abi hız kesmeden direkt hızlıca açacağım paketleri. Bu arada ben bir tane daha paket açabileceğimi zannediyordum ama bir tane daha paket açamayacakmışım. Ben dün turnuvayı başlatmayı unutmuşum. Başlattım sanıyordum. Başlatma tuşuna aslında bastım ama başlamamış. Evet, öyle bir durum var. Neyse, şimdi orası önemli değil abi. Şimdi 22 olacaktı ve bir tane daha fazla paket açabilecektik ama şimdi bu kadar açabiliyoruz ve 1 ile 4 oyuncu arası çıkıyor. Yani 18 tane oyuncu çıkmıyor aslında. Aslında en az 6 tane oyuncu çıkıyor ve bana da herhalde bir 10 tane falan çıkar ya. 18 tane çıkmaz diye düşünüyorum. Ve bastım bakalım ilk paketten ne gelecek. Umarım güzel oyuncular çıkartırım. Hadi bakalım abi. Bir elit falan verirse süper olacak. 2 tane oyuncu verdi ve 71'lik oyuncu verdi. EA Sports hadi ya lütfen. Bu arada bunu böyle açık açık gösteriyor ama daha sağlanmamış. Çok sinirim bozuldu. Hadi bakalım abi lütfen ya. Bir tane elit istiyorum senden. Bak bu kadar izleyici var. Hadi. Arkadaşlar yükselerim belki çıkar. 71-70 ne ya? 71-70 ne ya? 71-70 nedir abi? Oyundaki arkadaşlar açılabilecek en iyi paket. Ben bu paketten kötü şey çıkaracaksam da bu böyle. Neden mi? Çünkü sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu paketten herkes elit çıkarıyor ve bedava. Ama bana çıkmıyor mu? Evet. Oha bir 71-70 veriyor. O 2 tane adam, ben ne yapayım? Bari 72 ver ya. Bari 72 ver, 72. Bu ne? 2 tane daha oyuncu. Abi şoka gibi ya. Bir tane de bana da ver bir tane ya. Bir tane de bize ver abi bir tane. Bir tane de bana elit versen ölürsün. Bir tane oyuncu verdi, o da 70. Abi şoka gibi bir oyun ya. Gerçekten şaka gibi bir oyun. Yok vermez abi, vermez. Abi ben bazı kelimeleri çok kullanmayı sevmiyorum, o yüzden kullanmıyorum. Ama bazı YouTuber'lar gibi böyle saçma sapan kelimeleri kullanacak olsam şu an o kelimeleri tam kullanılacak zaman yani. Çok sinirlendim gerçekten. Aşırı sinirlendim. Yok böyle bir şey yani, gerçekten abi ilginç. Şaka gibi. Ve şimdi de arkadaşlar eşleşmeler, tahminlerimizi yapacağız. Ben hemen hızlıca yapacağım. Ama öncelikle arkadaşlar şuradan 2 tane 30.000 şeylik şeyi alalım. 31 şeylik şeyi alacağız. Hadi bakalım abi. 5000 5000 5000, evet 30.000 tane, bir daha 30.000'lik alacağım. Hemen alalım arkadaşlar bir 30.000'lik daha. Sonrasında da hemen diğer etkinliğe yani yan tarafa geçeceğiz. Şöyle bir dakika şöyle göstereyim. Şu tarafa doğru geçeceğiz. Şöyle hemen oraya doğru geçmeden önce şunu da bir açalım. Tamam, şimdi E20'ye doğru geçiyoruz. Şöyle şuraya doğru geçiyor. Yok. Tam üstüme doğru mu? Bilmiyorum. Öyle bir yerlere geçiyoruz. Şöyle aynen. Şöyle bir yerlere geçiyoruz. Geçtik. Arkadaşlar Dünya Kupası etkinliği tahminleri var ve ben buradan Zagoy'u almak istiyorum. Bu 3 maçı, 6 maçın 4'ünü tutturmak gerekiyor bunun için. Ve ben de bu 6 maçın 4'ünü çok rahat bir şekilde tuttururum. Çünkü çok kolay maçlar. İlk olarak en garanti olan Fransa'yı veriyorum. Fransa kesinlikle bu maçı kazanacak arkadaşlar. Kante var öncelikle. Benim en sevdiğim futbolcu var yani. Çok iyi oynadığı için söylemiyorum. Çok sevdiğim bir oyuncu. Ayrıca Griezmann var. Yani Buffett'in bir Gomis kadroya bile alınmıyor. Öyle bir kadro arkadaşlar. Yani öyle bir takım. Buffett'in bir Gomis gibi iyi bir futbolcunun. Hani şu ana kadar dünyada bu sene en çok gol atan 3. sırada. Yani Süper Lig'de oynamasına rağmen yani bir şey değişmez sonuçta. Yani değişir ama dünyada şu anda bu sezon en çok gol atan 3. santrafor mu neydi, öyle bir şey görmüştüm. Oran olarak tabii her maç bir gol oranı var. Yani gerçekten o adam bile alınmadıysa gerçekten bayağı iyi bir takım olduğu zaten belli. Ve bu takım bu maçı kazanır. Ben hiç inanmıyorum kaybedeceğine veya berabere kalacağına. Çok rahat bir şekilde Fransa'nın bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Sakın farklı bir şey vermeyin diyorum. Kazanamazsa da bizim canımız sağ olsun ama çok böyle çok büyük tesadüf olur. Bir de evinde yani sonuç olarak. Çok rahat kazanır diye düşünüyorum. Meksika
Ve İzlanda var abi. İzlanda iyi takım. Meksika'da evinde oynuyor. Yani İzlanda iyi dediğim Meksika'ya göre iyi. Ben bu maça beraberlik vereceğim. Çok yüksek bir ihtimalle bu maç tutmaz ama tutabilir abi. Ben bu maça beraberlik verdim. Benim dediğim oynayanlar olabilir. O yüzden bu videoyu bekleyenler olabilir. O yüzden çekiyorum ben de bu videoyu. İşte böyle bir kişiyim. Çekiyorum abi böyle videoları. Siz de izleyerek benim yaptıklarımı yapabiliyorsunuz. Benle beraber bir 4'te 4 tutturun artık. Ben de bir 4'te 4 yapmak istiyorum ama olmuyor abi. Bir nasip olmadı şu 4'te 4 yapmak. Bir olursa güzel olacak ama gerçekten süper olacak bir olursa. Umarım bir gün bir 4'te 4 yaparız. Evet, umarım yaparız abi. Gerçekten çok istiyorum artık yapmak ve artık yapalım. Evet, bu arada şu anda siz bu maçı izliyorsanız. Aa, tam videonun yayınlandığı zaman ben şu an halı saha maçındayım. Yorumlara halı saha maçının kaç kaç bittiğini yazacağım hadi. Halı saha maçım var, okul çıkışı gideceğiz. Tam 4'te başlıyor. Beni bulabilirsiniz. Bütün halı sahaları gezin. İstanbul'daki bütün halı sahaları gezin abi. Beni bulabilirseniz bir selam verirseniz. Neyse şaka yapayım tabii ki. İngiltere, Hollanda. Şimdi abi Hollanda şu dönemde. Bak şu döneme bakarsak İngiltere daha iyi. Neden daha iyi bilmiyorum abi. Kim var? İngiltere'de de çok iyi oyuncular yok. Yani İngiltere, Hollanda bana hep eşit gelmiştir abi. Eşit derecede gelmiştir. O yüzden şu anda bunu ben bir oylamayacağım. İtalya, Arjantin. İtalya abi. Bu maç İtalya kesin. İtalya evinde zaten çok gol yiyecek bir takım değil. Chiellini, Bonucci, Barzagli, Alessandro, Sabek, Dani Alves. Böyle defans yok. Böyle defans yok. Daha da oyuncular var saymadım. Ya Bonucci, Chiellini tek yeter yani. Bunlar gol yemez abi. Buffon kalede bir kere. Bir gol attın mı tamam. Gol atamayacak oyuncuları da yok yani. Oyuncuları da iyi oyuncular. Kötü oyuncular değil yani. Bayağı konuşuyorum ama. Yani açıklamalı konuşuyorum. Bu arada arkadaşlar şurada çok harika bir yorum görüyorsunuz. Eğer görmüyor da olabilirsiniz ama görüyorsanız yani siz de o şekilde güzel yorum yaparsanız sizin de yorumunuz o kardeşimiz, o abimiz, o ablamız gibi sizin de yorumunuz o şekilde ekranda çıkabilir. Gerçekten süper bir yorum yapmış. Ona da çok teşekkür ediyorum. O sırada ben hiç gol atamadım. Tabii siz oraları yorum geçtiyse eğer görmemişsinizdir. Şu anda görüyorsunuz. Evet Özcan. Özcan sert bir orta. Dele Alli çok güzel bir kafa golü ve gol Lazo. Evet güzel bir gol. Ve arkadaşlar sonunda da bir sürprizim var, o da aklınızda bulunsun. Bir tane bir şey var. Hadi bakalım. Tekrar denin. Lütfen abi oyundan atma şu an ya. Şu an oyundan atma beni. Lütfen. Evet devam et. Devam et. Sakince devam edelim. Bir sorun çıkmasını istemiyorum çünkü. Evet güzel. Brezilya ve Rusya. Abi Brezilya Rusya'yı çok rahat yener. Neymar yok ama yine de yener. Douglas Costa'ları var adamların. Başka kimleri vardı? Vardı var abi. Bayağı oyuncuları vardı da ben aklıma gelmiyor şu anda. Mesela defansında da... Ben az önce ne dedim? İtalya'nın defansında Dani Alves mi saydım? Şu an çok utanıyorum kendimden. Bir dakika, bir dakika. Abi şaka gibi. Pardon arkadaşlar. Orayı izleyip yoruma yazacak olan bir sürü kişi biliyorum. Nasıl düşünmüşüm ben öyle? Şaka gibi ya. Dani Alves'i İtalya defansına koydum. Demin saydım Dani Alves'i İtalya defansında. Burada görünce bir de şaşırıyorum sanki bir şey olmuş gibi. Bu arada buranın da defansı iyi. Marcelo, Dani Alves, Miranda falan harika. Fernando Torres. Torres, David Luiz de var bir de bu arada. Burada değil mi? Evet. Artık abi saymayacağım çünkü kafam karışıyor ve gol kaçırıp duruyorum. Tilt oldum kendime. Yani kendime şu an sinir oldum. Fernando Torres. Res. Ne yapıyorsun kardeşim? Tamam bu gol oldu abi. Gol. Gol. Alisson sen ne yapıyorsun ya? 70'lik 80'lik mi kalecinin? Kaçtın sen? Bu kadar iyi değilsin sen. Yapma bana bunu. Ve gol. Ve gol geldi. Güzel bir gol geldi abicim. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Tam gaz. Devam ete bastım. Devam ediyoruz çünkü. Devam et. O yüzden bastım. Neyse. Hadi bakalım abi. Şimdi. İspanya vs Almanya. Almanya'nın evinde İspanya'nın daha güçlü olduğunu düşünüyorum. İspanya'nın evinde olsa direkt İspanya'ya verirdim. Almanya'nın evinde vermeyeceğim ya abi. Kararsız kaldım. 2 tane maç var değil mi? Abi ben burada beraberlik veriyorum. Diğerinde de büyük bir ihtimal ev sahibine vereceğim. Bilmiyorum abi. Buna beraberlik verdim. Buna ben beraberliği verdim. Artık siz ne yaparsanız bilemiyorum abi. Ben beraberliğimi verdim. Ve burada kurtuldum. Ve pom. Oyundaki en gerekli paketi açtık. Bir tane. Onu başlıkta görüyorsunuz zaten. Onu da yapacağız. Ve bir de eşleşmeler tahminleri yaptık. Yani bayağı bir şey yap. Bayağı bir şey yaptık abi. Bu videoda güzel şeyler yaptık. Yayına da aklım alışmış artık. Bu arada abi telefonu bilgisayara canlı olarak bağlayabilsem çok güzel PUBG yayını yapabiliriz. Gerçi PUBG'yi
Ben bilgisayardan da oynarım ama bilgisayardan çok iyi oynayamıyorum. Telefondan harika oynuyorum, güzel oynuyorum. Hani üçüncü oyunumda ikinci oldum. Ve yani bir iki, yani 3-4 oyunda bir kazanırım herhalde. Yani 3-4 oyun oynayınca bir tanesini çok rahat kazanırım diye düşünüyorum. Kendime güveniyorum o konuda. Neyse. Şimdi abi Almanya'ya vereceğim bir de ya. Ben Almanya gaza geldim. Mesut Özil falan var. Bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Verdim. İspanya'nın defansında da Ramos, Pique, De Gea kalecisi. Ben De Gea'yı unuttum. De Gea gol yemiyor ki abi. De Gea gol mü yiyor ya? Ama Almanya evinde şimdi. Almanya'nın da kalecisi fena bir kaleci değil. Neuer yani bunu. Ama Neuer yetişecek mi acaba maçı? Oynayacak mı onu da bilmiyorum. Torres. Fernando. Torres direkten dönecek ve oha direk gidiyor, giden topu bile kurtardı. Yani kaleci harika. Boateng var, Hummels var. Bunun da defansı iyi. Bu maç çok güzel olur yalnız ha. Almanya İspanya maçı harika olur defanslar açısından hele hele. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkelerin Almanya, İspanya ve İtalya'nın defanslarına hayranım. Gerçekten hayranım abi. Özellikle İtalyan defansları yani gerçekten adamların defansları muhteşem. Acaba Chiellini, Bonucci ve Barzagli bitince bu İtalyan defansları neye dönecek bilmiyorum ama bir bitmediler onlar da ben anlamadım. İtalya defansları ben bildim bileli güzel yani. Bonucci yeni çıktı birazcık piyasaya ama Chiellini falan vardı ve daha önceden güzel oyuncular. Maldini falan hangi takımdaydı hatta onu da bilmiyorum tamam ha. Nesta falan vardı mesela bunlar İtalyan defanslar hepsi. Bunlar neredeydi bilmiyorum ama. Acaba Juventus'ta mı oynadı bilmiyorum ama bunlar İtalyandı yani. Fernando Torres. Nesta bu arada sanki Milan'da oynamış gibi bir hissiyat var. Evet arkadaşlar bu da bu şekildeydi videoydu ama tabii ki bitmedi. Neden? Çünkü ben bir tane de hani başlıkta bir şey görüyorsunuz ya o da var yani bu videoda. O yok değil yani o clickbait değil var yani merak etmeyin. Hemen giriyoruz abi buraya. Burada mücadeleler diye bir tuş var oraya giriyoruz. Sonra burada İtalya mücadelesi var. İtalyan bir oyuncu alacağız. Çok İtalya'dan bahsettim ve ben de İtalyan bir oyuncu alayım dedim o zaman. Ve arkadaşlar Suso'yu takımımıza katıyoruz. Bir tane elit oyuncu var videoda gördüğünüz gibi. Ve bom! Suso. Güzel abi. Suso çıktı. Güzel oldu. Elit oyuncumuzu da aldık. Bedavaya elit abi. Bedavaya değil. Bayağı emek harcıyoruz. O yüzden videoyu da koyayım dedim. Bu emeğimi görün istedim. Suso'yu da bir kadroya koyup size göstermek istiyorum ya canım. İstedi ama koyamadım. Neden koyamadım? Neyse en yüksekken yapalım. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın sizi seviyorum. Ve şuradaki giren herhangi birisine de artık tıklayın. Kimse tıklamıyor ya. 3-5 kişi tıklıyor abi tıklayın. Şurada da abone ol butonu var. Oraya basıp abone çok kolay olabiliyorsunuz abi. Bir iki saniye ya. Abone olun. Hoşça kalın sizi seviyorum. Adamsınız ve bay bay.